Evet arkadaşlar, bugün size zeytin nasıl vurulur, nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle malzemeleri tanıtmak istiyorum. Deniz tuzu. Yanlış anlaşılmasın, deniz tuzu. Kaya tuzu değil bu. Bildiğimiz deniz tuzu. Evet. Zeytinlerimiz burada. Limon, tuzu, yağ, tabii ki çiçek yağı, sıvı yağ. Deniz tuzunu hazırladık şu anda bardakta ve 5 kiloluk bidonumuza dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda 5 kiloluk bidonumuzu önce yıkanmış zeytinlerimizi yıkanmış olacak tabii ki temiz olsun. Dolduruyorum şu anda bidona. Evet. Acele etmeden zeytinlerimizi dolduralım şu anda bidona. Siz kendiniz 5 kiloluk olur, pet şişeleri olur, ona göre ayarlarsınız tabii ki, nasıl isterseniz. Ben böyle tavsiye ettim kendim, 5 kiloluk olsun diye. Evet, fazla doldurmayalım, şu anda böyle ağzı açık olsun, fazla olmasın. Öncelikle bir bardak su bardağı kaya tuzumuzu doldurduk ama fazla olmasını istemiyorum tuzlu. Ağzı açık olsun. Tuzumuzu üstüne boşalttık. Ağzı açık bir su bardağı kaya tuzu, deniz tuzu. Evet. İsteyen çay bardağını sıvı yağla, çiçek yağı yani, doldurabilir, yarım atabilir. O size kalmış. Onu da böyle üstüne aktarıyorum. Onu da boşalttım. Evet, kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bunu böyle kapattıktan sonra böyle oynatalım. Böyle ki birbirine tut. İçinde işlesin her taraftan. Fazla doldurmayacaksınız ki birbirine işlesin. Tuzlar her tarafa dağılsın. Gördünüz mü? Tuzlar nereye indi gördünüz mü? Aşağıya doğru dağıldı. Bunlar ne yapıyoruz? Şu anda böyle kapattıktan sonra herhangi nereye koyarsanız tabii ki o size kalmış. Koyduğunuz yerde arada böyle koyacaksınız. Dikey koymayın. Arada bu şekilde sallayın. Çevirin yani. Bu şekil zeytinleriniz daha da lezzetli ve daha da hepsi birden aynı anda olacaktır. Ama bu bilgiyi tabii ki diyeceksiniz ki sen nereden aldın? Bu bilgiyi zeytin aldığım köyden arkadaşlardan aldım. Aynı böyle bize tavsiye etti. Adamlar zeytinleri devamlı kendileri yapıyorlarmış. Kendileri satıyorlar. Kendi tarlalarından çıkıyor. Şu anda aynı aldığım bilgiyi size aktarıyorum. Herhangi size bir yardımım dokunursa, faydam olduysa ne mutlu bana. Evet, bunu kaldırdım, buraya koydum. Ve 5 kiloluk su pet şişeleri var. Bu 5 kiloluklar. Bunu doldurmak tabii ki biraz zaman alacak. Bunu nasıl dolduracağım bilmiyorum ama yavaş yavaş. Bunu da dolduruyorum şu anda. Şu
Şu bidonlar olsaymış iyi olurdu ama bu biraz sıkıntı doldurulması. Biliyorsun bir honi olsaymış güzel olurdu aslında. Aslında şunu honi diye kullanabilirim ama zeytin geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Aslında güzel olur. Geçerse tabii ki geçmez. Olmaz. Bu da tabii ki bizim peçete şey görmesinler evdekiler. Evet. Kurduralım böyle. İşimiz iş şu anda. Nasıl doğru bilmiyorum. Aslında çok zor olacak böyle. Bir çare bulmam lazım. Arkadaşlar videoyu durdurmam lazım bir iki dakika. Arkadaşlar kendimce bir çare buldum ama pet bardağın arkasını kestim ve getirdim buraya oturtturdum şu anda. Honi gibi kullanacağım şu anda. Evet oldu. Tabii ki yavaş yavaş acele edeceğiz. Aa, bu güzel oldu. Aklınızda bulunsun. Pet bardağı kesin. Honi niyetine kullanabilirsiniz. Tabii ki arada sıkıştıracak o kadar da normal. Evet. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Böyle tüm bırakırsam tıkanır. Evet, doldurmaya devam ediyoruz. Pet bardak işe yaradı. Aklınızda bulunsun. Honi bulamazsınız. Aniden olur ya, bulamadığın zamanlar pet bardağın ağzı daha da geniş tabii ki. Onu arka kısmını kestim. Şu anda gördüğünüz gibi şu şekil güzel doluyor. Honi gibi kullanıyorum. İlla bir sıkışılacaklar şu anda. Az kaldı, doğmak üzere ama. Tabii ki çok zahmetli bunlar, ağzı dar. Yavaş yavaş dolduruyorum. Bu arada beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Evet. Görüyorsunuz. Çok zahmetli oldu ama ağzı geniş olsaymış çok güzel olacaktı. Ama bunlar tabii çıkardığımızda buna ne yapacağız yemek için? Bu şekilde çıkaramazsınız. Bidonu keseceğiz. Geniş bir bidona boşaltmak için ona aktaracağız. Yemek şeyine geldi, kıvamına geldiğinde üstten böyle keseriz bidonu. Ağzı geniş bir bidona aktarız. Yoksa olmaz yani, çıkmaz. Çıkar ama uğraştırsın, gerek yok. Evet, fazla doldurmayacağım. Bu kadar yeterli herhalde. Evet. Hadi unutmayın. Bardak böyle arkasını keselim. Al size bir honi. Evet. Evet, şurada bir şey unuttum. Aklıma şimdi geldi. Bu bidona tabii ki limon tuzunu atmadık. Bir evet çay kaşığı limon tuzu da atalım ki limonlar erimesin. Sert tutsun.
Evet. Buna da unutmadan önce bir limon tuzunu atayım şuna da. Evet. Limon tuzumu buna attım. Sıra geldi. Evet. Tuzu ayarlı atıyoruz. Hep bir ayarda olsun ki ben kendim bir bardak fazla doldurmuyorum. Ağzı açık. Ve aynı bu yöntemi kullanarak boşaltacağım şimdi. Evet. Deniz tuzu unutmayın arkadaşlar. Ha, öbür olmaz mı? Olur tabii ki. Olur ama bilgi aldığım yerlere göre bana söylenenler söylüyorum şu anda. Daha güzel oluyormuş, lezzetli ve hem erimezmiş. Öyle denildi. Bilgiyi baya güzel bir yerden aldım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sıvı yağında tam doldurmuyorum. Fazla zaten kendileri yağlı. Evet. Aklınızda bulunsun. Videoları her gün böyle yapıyoruz. Bir kenara alalım. Her gün böyle yuvarlıyorsunuz. Birbirine her taraf aynı tuzları yağ kıvamı bir olsun diye. Kimisi olur, kimisi olmaz. Sonra tuzsuz böyle sonra tuz bulaşmaz. Yani gördüğünüz gibi tuz bayağı işlediği içine görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tuz içine işledi. Yani her gün böyle dikey koymayın. Böyle yan koyun. Her gün böyle yuvarlayın. Oynatın, sallayın. İşte eskiden yayı yapamadık. Bunlar gibi. Arpada bulsun. Böyle kaldırıp yapabilirsiniz. Böyle dikey koyarsanız olmaz. Neden olmaz? Tuz hep altta kalır. Yağ hep altta kalır. Üsttekiler mağdur kalır. Olmaz. Yani bu şekil daha güzel. Evet, görüyorsunuz. Bu da böyle hazır. Şu anda gördüğünüz gibi iki bidon. Şu anda tamam. Evet. 5 kiloluk bir bidona bir su bardağı deniz tuzu. Unutmayalım. Deniz tuzu. Çay bardağı. İster doldurun 5 kiloluk bidon için, ister yarım, o size kalmış. Pek önemli değil yani. Sıvı yağ, yani çiçek yağı. Ve limon tuzu. Bir kaşık. Fazla atmanıza gerek. Fazla atarsanız zeytinler çok sert olur. Bir kaşık atarsanız tamamdır. Ama öncelikle zeytinlerimizi yıkayalım. Güzel bir şekilde yıkayalım. Tertemiz, sular da gitmiş olsun. Ve yıkadıktan sonra bu şekilde vurursanız 2 ayda, 3 ayda yenilme kıvamına geliyormuş. Ben de bilgi aldım, size aktardım. Eğer beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Şakir Üzümcü. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Şu anda akşam olduğu için hayırlı akşamlar dileyim size.